Mutlu Akşamlar TRT 1 ana haber başlıyor. Ben Ersoy Dede. Diyarbakır'da Eren Abluka 18 operasyonunda şehit verdiğimiz iki kahraman vatan evladımız için bugün hem İzmir'de hem Eskişehir'de törenler vardı. Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Eskişehir'de, 3 çocuk babası Jandarma Osman Çavuş Turgut İçense İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. İki kente ateş düştü. Önce İzmir, ardından Eskişehir şehitlerini uğurladı. Allahu Allahu Ekber. Eren Abluka 18 operasyonunda Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan iki askerden biri, Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç 29 yaşındaydı, 7 aydır evliydi. Memleketi Eskişehir'de şehidinin baba evine Türk bayrakları asıldı. Cenaze törenine yakınları, askeri ve mülki yetkililer katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de törendeydi. Şehit askerin cenazesi hava şehitliğinde toprağa verildi. Aynı çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Turgut İçen de 9 yıllık askerdi. Daha 30'unda 3 çocuk babasıydı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yakınları karşıladı. Al bayrağı sarılığın aşını. Cenazesi İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un da katıldığı törenle sonsuzluğa uğurlandı. Allahu Ekber. Ve bugün değerli izleyenler, bugün MİT terör örgütü PKK için son derece kritik bir ismi. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olan Delal Azizoğlu'nu Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına kamplarında etkisiz hale getirdi. O operasyona dair çok özel bilgiler var. Onları sizlerle paylaşacağım şimdi. Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde 18, Irak'ın kuzeyinde de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Son operasyonun adresi Irak'ın kuzeyiydi. Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Raperin Kod adlı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği bilgisine ulaşıldı. Yeri tespit edilen terörist nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Terörist Azizoğlu'nun 1992 yılında örgüte katıldığı, 8 yıl boyunca Diyarbakır'da silahlı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri de organize eden isimdi. Terörist Delal Azizoğlu'nun PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu Paşk'ın sözde yöneticisi olduğu ve bir süredir Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri Suriye'nin kuzeyinde de teröristlere göz açtırmadı. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK-YPG'li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde de teröristlerin ensesindeydi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir, Metina bölgesinde de iki terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam vurgusu yapıldı. Terörle mücadele operasyonları yurt içinde de kararlılıkla sürüyor. Siirt'te etkisiz hale getirilen iki teröristin kimlik tespiti tamamlandı. Etkisiz hale getirilen Arin Kod adlı terörist Şükran Alp'in, örgütün sözde kadın sorumlularından olduğu ve gri kategoride arandığı belirlendi. Örgütte mayıncı olarak faaliyet gösteren teröristin etkisiz hale getirilmesiyle şehit uzman çavuş Ercan Özcan'ın kanı yerde kalmadı. Diyarbakır'da jandarmanın bir adrese düzenlediği operasyonda 7 yıldır aranan bir terörist yakalandı. Üzerinde sahte kimlik ele geçirilen terörist tutuklandı. Değerli izleyenler, bugün bir Allah dostunu son yolculuğuna uğurladık. Mahmud Usta Osmanoğlu Hoca Efendi bugün milyonlarca kişinin katıldığı, belki de tarihin gördüğü en büyük cenaze törenlerinden biriyle Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o programdaydı, o törendeydi. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Kanaat önderi Mahmud Usta Osmanoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğruyoruz. Yaş 93. Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Cenaze namazına katılmak isteyenler erken saatlerde Fatih Camii'ne akın etti. Avluya giremeyenlerse bulundukları yerde saf tuttu. Kalabalık nedeniyle camiye giden birçok yol kapatıldı. Allahu Ekber! Cenaze namazını oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu kıldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namaz sonrası dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Usta Osmanoğlu'nun tabutuna da omuz verdi. Usta Osmanoğlu'nun naaşı Edirne Kapı Sakız Ağacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzon'da dünyaya gelen Usta Osmanoğlu, 1954 yılında İsmail Ağa Camii'nde imamlık görevine başlamış, 42 yıllık vazifesinin ardından emekli olmuştu. Böbrek rahatsızlığı olan ve bir süre önce durumu ağırlaşan Mahmut Usta Osmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerinin kaynaklarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Taşıt alım ve motorlu taşıtlar vergilerinin de tahsilatının yerel yönetimlere geçmesi gerektiğini savundu. Millet iktidarında biz yeni bir hedef ortaya koyacağız. Merkezle yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Yeni kaynaklar, yeni olanaklar sağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a hizmette 3 yıl toplantısına katıldı. Yerel yönetimlere yönelik vaatlerini anlattı. Bazı vergilerin belediyelere devredilmesi gerektiğini söyledi. Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz? Taşıt araçları için. Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor? Merkezi hükümet. Aynı merkezi hükümet geriye dönüp diyor ki niye otopark sorununu çözmediniz? Vergiyi sen alıyorsun. Biz ne yapacağız? Taşıt alım vergisini de, motorlu taşıtlar vergisini de, benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz. Temmuz ayında kamu çalışanları enflasyon üzerinde bir zam, bir artış alacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin müjdeyi verdi. Bu zam, işte enflasyon üzerinde olacak olan bu zamdan kamu çalışanların emeklileri de istifade edecek. Herkesin cevabını merak ettiği soru şu. Peki asgari ücret? Asgari ücrete daha evvel hiç olmadığı gibi bir ara dönem zammı olacak mı? Böyle bir beklenti yükseltildi. Kim ve neden yükseltti onu bilmiyoruz. Çünkü bu daha evvel olmamış da bir şey. Her sene sene başında yapılır ama bu sene böyle bir beklenti yükseltildi. Belki de işte hani hükümetin enflasyona çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz vaadinden kaynaklanan bir beklenti. Buna ilişkin çalışma var mı? Bugün Çalışma Bakanı bunu da açıkladı. Enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran, onlara sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Temmuz'da kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılacak. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşı artacak. Çalışanlar enflasyona karşı korunacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza enflasyon karşısında bir nefes aldıracak. Türkiye'nin çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yılda 2 kez zam yapılıyor. Artış oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ayrıca geçen 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark da maaş zammına ekleniyor. Aynı zamanda emekli olan kamu çalışanlarını enflasyona karşı aynı oranlarda biraz önce bahsettiğim koruyucu sosyal düzenlemeyi onları da kapsayacak şekilde gerçekleştireceğiz. Merak edilen bir diğer konuda asgari ücrette artış olup olmayacağı. Milyonlarca işçi ve işveren bu soruya kilitlendi. Bakan Bilgin, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Gözler yeni haftaya çevrildi. İşçilerimizi de, emekli işçilerimizi de aynı şekilde
koruyacağız. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Marmaris'e çevireceğiz kameralarımızı. Üçüncü gününde Marmaris'teki orman yangını önemli ölçüde kontrol altına alındı. Arkadaşım Bahar Toprak ilk dakikadan itibaren olanı biteni bizim için takip ediyor. Bahar, nedir şu anda oradaki son durum, seni dinliyoruz. Ersoy'da da yayınımızı olumlu bir gelişmeyle açalım. Marmaris'te 3 gün önce Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu güzel haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıkladı. Peki bugün neler yaşandı? Yangının 3. günüydü bugün. Bugün yangın sabah saatlerinden itibaren tek bir noktada yoğunlaşmıştı. Değirmen yanı Hisarözü mevkiiydi burası. Düzeltiyorum. Değirmen yanı Uzunöz mevkiiydi burası. Tek bir noktada alevler yoğunlaşmıştı ve hava müdahalesi de o noktaya yoğunlaşmıştı. 61 hava aracı yangına müdahale etti. 5000'in yakın personel sahadaydı ve 1200 araç da bu personele yardımcıydı. Arazi çok zorluydu. Özellikle biz bugün gün boyu Marmaris'te devriye attık. Aslında olumlu gelişmeyi biz de tahmin ettik. Çünkü hiçbir yerden alev ya da duman geldiğini görmedik bugün. Ancak vadi içlerine doğru, dağlara doğru, dağların tepelerine doğru dumanlar yoğunlaşmıştı. Oralara elbette araçla girmemiz imkansız. Öyle ki iş makineleri yol açıyor. Ancak buralardan araç girmesi imkansız. Sadece itfaiye araçlarının hortumları taşınıyor ve personel taşınıyor burada. Evet, araziyi biraz tasvir etmeye çalıştım size. Bu nedenle de buradan da şu sonucu çıkarabiliriz. Özellikle ekiplerin çalışması da oldukça zor. Ancak neyse ki korkulan olmadı ve yangın büyük oranda kontrol altına alındı. 4000 hektarlık bir alan zarar gördü maalesef ki ve bu alanların pek çoğu da Akdeniz ekosisteminde nadir görülen bitkilerin ve yaban hayvanlarının yaşadığı alanlar. Özellikle arıların da bir bazı bitkilerden besleniyorlardı bu ekosistem içerisinde. Onların da zarar gördüğünü söylememiz mümkün. Ve son olarak şuna da değinelim. Yangının şüphelisi bugün tutuklandı. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Yangın Koordinasyon Merkezi'nde de açıklamalarda bulunmuştu. Orman yakanlar idam edilsin tartışması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmayla ilgili de açıklamalarda bulundu. Caydırıcı ceza olmalı. Bu konuyu etraflıca tartışıp düşünmeliyiz dedi. Bahar, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. İşte Marmaris'ten son dakika notlarını bize Bahar Toprak aktardı. Verdiği son dakika notu önemli. O işte o ormanları yakan, ben işte aileme kızım gitti orman yaktım diyen o kişinin tutuklandığı bilgisini verdi. Bugün babası da konuştu biliyorsunuz. Yani ormanları yakacağına kendini öldürseydi anlamına gelebilecek sözler sarf etti. Bizim geçimimiz ormandan dedi. Yani aslına bakarsanız böylesi bir katliamı gerçekleştiren kişiye verilecek olan hiçbir cezanın yüreklerini soğutmayacağına dair en önemli referans o caninin babasının yapmış olduğu o açıklamaydı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordular. Dediler ki siz ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir ceza verilmeli? Cumhurbaşkanı soruyu soran gazeteciye yöneltti. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Çünkü herkesin kafasından geçen cevap aynı. Böyle bir suçun cezası çok caydırıcı olmalı. Onun da adı idam. Gelin bir kulak verelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte 21.06.2022 tarihi itibariyle saat 14.02'de Dalaman'da, 22.06.2022 tarihi saat 9.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. Dalaman'dan şöyle helikopterle gelişimizi yaptık ve herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı var mı, bir kontrol altında bakalım dedik. Doğrusu
Şöyle bir ufak yerde şeyler gördük. Ama bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette. Ucu nereye dayanıyor? İdama mı? İdam oldu. Adam affedersin içmiş ve geliyor bilmem neye kızdım. Onun için de burayı yaktım. Ya ne demek bu ya? Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği kişi bu. Tutuklandı. Suçunu da itiraf etti. İşte o aileme kızdım, ormanı yaktım vesaire gibi sözler. Benzin bidonlarıyla beraber bulundu fakat yani hani belki şunu da şerh düşmek lazım. Şimdi soruşturmaya dair tüm detayları getireceğim ekranlarınıza ama hani sizin de böyle hani mantığınıza oturtamadığınız noktalar yok mu? Aileme kızdım, gittim, ormanı yaktım vesaire gibi böyle bu savunma içerisinde. Sanki orada hala daha karanlıkta kalan bir kısım var gibi, bilmiyorum siz ne dersiniz? Aile arasında arazi anlaşmazlığını bahane gösterdi. Bahse konu arazide benzinle yangın çıkardığını itiraf etti. O yangın büyüdü ve Marmaris'te yüzlerce hektar alan küle döndü. Marmaris yangını ile ilgili açılan soruşturmada 34 yaşındaki zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolünden geçirildi, oradan da adliyeye götürüldü. Yangını çıkardığını itiraf eden şüpheli jandarma ekiplerince oluşturulan özel ekiplerce saklandığı çalılıkların arasında bulunmuş ve gözaltına alınmıştı. Savcılığa gönderildi, mahkemeye sevk edildi ve mahkemede tutuklandı, cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Jandarma, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede önce yakılmış araç lastikleri buldu. Yakınlarda bir de terk edilmiş motosiklete rastlandı. Plaka bilgilerinden zanlıya ulaşıldı. Hakkında pek çok suç kaydı vardı. Sosyal medya hesabında yangının çıkış noktasından konum paylaştığı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı görüldü. Çok geçmeden de ateşe verdiği Bördübet Saklıkoy'da yanmayan birkaç çalının altında saklanmaya çalışırken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen zanlının yanında benzin bidonlarıyla bir de bıçak ele geçirildi. Yangının ilk çıktığı yerde Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği kadroyla arama yapıldı. O aramada da zanlıya ait sigara izmaritleri de bulundu. Daha Marmaris'teki meseleyi çözmeye çalışırken bu defa ikinci bir kundaklama haberi de Antalya'dan geldi. Antalya'da bir kişi doğrudan ormanları yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı ve bakın arkasından ne çıktı. Gece ormanlık alandaki 4 farklı noktada yangın çıkardı. Gözetleme kulesindeki görevlinin dikkati sayesinde kız kıvrak yakalandı. Alanya'nın Kepez sokak mevkiinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden gözetleme kulesindeki görevli önce yangın ekiplerini olay yerine sevk etti, ardından bölgeyi gözetlemeye devam etti. Bu sırada bir motosikletlinin yangın bölgesinden hızla uzaklaştığını ve 3 farklı noktada daha yangın çıkardığını gördü. Görevli, jandarma ekiplerini ve motosikletlinin geçiş güzergahlarındaki köy muhtarlarını bilgilendirdi. Köylüler bölgedeki geçiş yollarını tuttu. Şüpheli, Dereköy mahallesinde de yangın çıkarıp elinde silahla beklediği sırada bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. 28 yaşındaki şüpheli Halil Yanık, kıskıvrak yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ve tutuşturucu malzemelerden oluşan suç aletleri ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen zanlı kasten orman yakma suçundan tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Şimdi orada da daha önce kontrol altına alındığı söylenen yangın yeniden başladı. Alevler 4 farklı bölgede etkili oluyor. 6 uçak ve 5 helikopterle alevlere müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar alevleri körükledi, yangın yeniden büyüdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa kentindeki orman yangını sürüyor. Daha önce kontrol altına alındığı açıklanan yangının şiddetli rüzgar yüzünden yeniden büyüdüğü açıklandı. İskele Belediyesi'ne bağlı Ardahan, Topçuköy, Mersinlik bölgesiyle Tatlısu Belediye bölgesinde süren yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Alevlere 6 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi'nden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı, iş makineleri ve su tankerleriyle bölgeye gitmeleri istendi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 16.300 dönümlük alanın yandığını açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangın her bir insanımızı derinden üzdü ifadelerini kullandı. Yangın sonrası için planlama çalışmalarına başlandığını belirten Tatar, yanan bölgelerin rehabilitasyonu için tüm paydaşlarla çözüm politikaları üretmek önceliğimiz dedi. İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şirketin Yalova'daki fabrikasında da tören düzenlendi. 9 Haziran'da İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ü Eczacıbaşı çalışanıydı. Cenazeler İtalya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul'a getirildi. Havalimanından alınan cenazelerden 3'ü Eczacıbaşı tüketim ürünlerinin Yalova fabrikasına götürüldü. Serhat Kenar'ın cenazesi ise Adana'ya gönderildi. Yalova'daki fabrikada Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için tören düzenlendi. Törene Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyeleri, hayatını kaybeden çalışanların yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Arkadaşlarımızın dördü de ideal birer aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşımdılar. Kuruluşlarına yıllarca özveriyle ve başarıyla hizmet ettiler, değer kattılar. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından sona erdi. Bütün haklarımızı lütfen helal ediniz. Altuğ Erbil'in cenazesi İstanbul'a, Arif Cez'in cenazesi Bursa'ya, İlker Uçağ'ın cenazesi ise Kocaeli'ye götürüldü. Cenazeler öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Serhat Kenar'ın cenazesi ise Adana Ceyhan'daki baba evine götürüldü. Cenaze, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bugün arkadaşım Büşra Çelik çok kritik bir operasyonun ayrıntılarına ulaştı. İstanbul polisi yasa dışı organ nakli yapan bir şebekeyi çökertti. Kendilerini dayı yeğen gibi tanıtan bir Rus, diğeri Ukraynalı iki kişinin yasa dışı organ ticareti hastanede suçüstü yapılarak son buldu. Hasta Ukraynalı, böbreğini verecek olan kişiyle aracıysa Rusya uyrukluydu. Nakil için seçtikleri adres Türkiye oldu. İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri yasa dışı organ nakli için anlaşan şüphelileri hastanede suçüstü yakaladı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı. Kaçakçılar böbreğini verecek olan kişiyle hastayı dayı yeğen gibi gösterdi. Yapılan doku uyumu testi sonrasında gerçek ortaya çıktı ve İki kişi arasında hiçbir akrabalık bağının olmadığı anlaşıldı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Ekipler operasyon için harekete geçti. Önce şüphelilere hastane tarafından nakil için tarih verildi. Nakil tarihinde hastaneye giden iki şüpheli suçüstü yakalandı. Organ alışverişi için 15 bin dolara anlaştıkları ortaya çıktı. Ukraynalı hastanın aracıya internet üzerinden ulaştığı da belirlendi. 5 yıldır nakil için böbrek bekliyordum. 3 ay önce sosyal medyada böbrek nakli videosu izlerken alt kısımda böbrek nakli için bırakılan bir Rus numarası vardı. O numaradan nakil için aracılık eden kişiye ulaştım. Aracının yurt dışında olduğu, böbreği verecek olan kişinin İstanbul'daki tüm masraflarının Ukraynalı hasta tarafından karşılandığı belirlendi. Hastanede gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İzmir Kemalpaşa'dan bir haber getireceğim ekranlarınıza. Şu arkamda görmüş olduğunuz çukur, iddiaya göre definecilerin açtığı bir çukur. Orada define aranıyor idi. Ve o çukuru açanlardan biri olduğu iddia ediliyor. Ya da o defineyi arayanlardan biri olduğu iddia ediliyor. Bir adam o çukura düşerek hayatını kaybetti.
Yakınları Murat Y'den son olarak 2 gün önce İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hitit Kaya mevkiine giderken haber almıştı. 2 gün eve dönmeyince jandarmaya haber verdiler. Arama çalışmaları Murat Y'nin cansız bedeninin seyir terası altında 10 metrelik bir çukurda bulunmasıyla sonuçlandı. Jandarma ekipleri olay yerinde define aramak için kullanılan malzemeler buldu. Murat Y'nin sarp arazide define aramak isterken çukura düşüp hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Murat Y'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Bu sokaklarda drift yapan, tehlike saçan arabaları görüyorsunuz ve de içinizden sürekli şöyle diyorsunuz. Bunlara verilecek hangi ceza yürekleri soğutur? Ne tür bir ceza alırlarsa bir daha yapmazlar bunu diyorsunuz ya. Hah işte tam o yürekleri soğutacak görüntü gelecek ekranlarınıza. Ankara'da drift yaparken gördükleri şu arabayı mahalleli durdurdu, yan yatırdı ve yani dediler ki bundan sonrasına trafik baksın. Bir aydır zaten devam ediyordu. Bu birkaç kere şu yukarıda bir arabaya vurdu. Çocuğa yapma dediler, gene yaptı. Kalabalık bir araya geldi. Uyarılara kulak asmayan sürücüye böyle tepki gösterdi. Onun arabasına vuruyor, bunun arabasına vuruyor. Mahalleli sakinleri de artık bıktı. Ya bir yaşlıyı ezecek, bir çocuğu ezecek, birine vuracak. Her gün burada dönüyor. Onun bunun çocuğuna çarpacak diye çok korkuyorduk. Görüntü Ankara'nın Mamak ilçesinden. Sürücü iddiaya göre kalabalık mahallede defalarca drift yapıp arabasını insanların üzerine sürdü. Uyarılara aldırış etmeyince mahallelinin tepkisi sert oldu. Bu sokaktan girdi, öbür sokaktan geri döndü. Dedim ki aha vurdu dedim birine. Bir daha mahalleli üstüne saldırınca tekrardan 3 kere döndü mahalleye. Olay tam da bu noktada yaşandı. İddiaya göre mahalle sakinleri drift yapan araçtan uzun süredir rahatsızdı ve dün tam bu sokakta aracın önünü kestiler. Önce şoförü indirip darp ettiler, ardındansa aracı el gücüyle ters çevirdiler. Kalabalık devrilen araçtaki sürücüyü darp etti. Bunun üzerine sürücü mahalleliye bıçakla saldırdı. Kavgayı yatıştırmak kolay olmadı. Sonunda o sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Deniz paraşütü diye bir şey var. Tekneye bağlanıyor. Tekne hareket ettikçe orada işte böyle yerden metrelerce yukarıda böyle bir adrenalin yaşıyorlar. Ama bir nedenden dolayı, teknik bir nedenden dolayı tekne ilerleyemeyince anne ve kızı dakikalarca o paraşütte asılı kaldı. İşte dehşet anları. Deniz paraşütündeki keyif dolu anlar bir anda kabusa döndü. Paraşütü çeken tekne kıyıya sürüklenince anne ve çocukları havada asılı kaldı. Antalya Belek'te bir tatilci iki çocuğuyla deniz paraşütüne bindi. Ancak bir süre sonra rüzgar şiddetlendi, paraşütü ters yöne sürüklemeye başladı. Paraşütü çekemeyen tekne kıyıya sürüklenince anne ve iki kızı havada asılı kaldı. Anne ve çocuklarının yardımına sahildeki tatilciler yetişti. Onlarca kişi paraşütün ipine asıldı. Dakikalarca verilen uğraşın ardından büyük korku yaşayan anne ve iki kızı kurtarıldı. İstanbul'da özel harekat polisi rehin operasyonu yaptı. Bir evde rehin alınan genç kadın özel harekatçıların düzenlediği operasyonla bakın nasıl kurtarıldı. İki yabancı uyruklu bir genç kadını zorla evde tuttu. Binaya giden tamircinin ihbarı üzerine rehine düzenlenen operasyonla kurtarıldı. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadını evde yabancı uyruklu iki kişi rehin aldı. Kız camdan seslendi, hani sessiz bir şekilde böyle el kol yaptı bize. Biz de gittik hani yardım amaçlı. Dedi sessiz bir şekilde beni öldürecekler dedi burada. Beni i̇şte, rehin aldılar. Beni rehin aldılar dedi. Kapıları kilitlediler dedi. Beni öldürecekler dedi. Biz de deyince polisi aradık. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gitti. Ama kapı açılmadı. Bunun üzerine operasyon için bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polisi kapıyı kırarak eve girdi. 21 yaşındaki yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ölen veya yaralanan olmadı. Bayram öncesi kurban pazarları hareketlendi. Ceyda Muslu yeniden kurban pazarlarına gitti ve fiyatları kontrol etti. Bakın hangi hayvan kaç liradan alıcı buluyor. Müzik
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'daki ilk kurbanlıklar Anadolu yakasındaki Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndan girdi. İstanbul için kurbanla ilgili herhangi bir hayvan probleminin olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Satış ve kesim yerlerinde bizim arkadaşlarımız sürekli olarak nöbet tutuyorlar ve buralarda veteriner hekim kontrolleri, pazarlarda da buradaki kontrollerimizle bitmiyoruz. Pazarlarda da giriş noktalarında da yine kontrollerimizi yapıyoruz. Sabahsa kurbanlıklar hemen görücüye çıktı. İstanbul'da da kurbanlık hayvan girişleri başladı. Şu an bulunduğumuz bahçeli evlerdeki bu kurbanlık hayvan pazarında 100'e yakın çadır kuruldu. 2000 büyükbaş hayvan, 4000'e yakın da küçükbaş hayvan burada satışa sunulacak. Hazırlıklar sürerken ilk satışını yapan bile oldu. Ne kadardan sattınız arkadaki hayvana? 90 bin liradan sattık. Fiyatı 105 bin liraydı. Kolay gelsin. Hazırlıklarınız bitmedi sanırım daha. Daha bitmedi. Çok yoğunuz. Biraz geç kaldı. Biz de ona bugün çadırları yetiştirmek zorundayız. Nereden geliyorsunuz ve kaç tane hayvan getirdiniz İstanbul'a? Ağrı'dan geldik. 35 tane hayvan getirdim. Vallahi satmaya geldik. Satacağız illaki. Biz de 25 bin ile 60 bin arasında hayvanlarımız. Peki bu hayvanın kilosunu ve fiyatını öğrenebilir miyiz? Bunun kilosu 860 kilo geliyor canlı. Buna 55 bin lira falan diyeceğiz. Allah kısmet ederse tek başıma büyükbaş hayvan kesiyorum. Bütçemizde 25-30-20 arası o civarlarda. Kurban pazarlarına hayvanların ulaşmasıyla denetimler de başladı. Özellikle şehir dışından gelen hayvanların hayvan pasaportları ve kulak küpelerinin yanında veteriner sağlık raporunun olup olmadığına dikkat ediyoruz. Eğer hayvan sağlık raporu yoksa alana girişine izin vermiyoruz. İstanbul'da geçen yıl 75 bin büyükbaş, 68 bin küçükbaş hayvan kesildi. Bu yılda benzer sayıda hayvanın kesilmesi bekleniyor. Şimdi efendim bu tabii kurban pazarlarında dönen paraları gördünüz. İşte bir tanesi diyor ki 25 bin ile 60 bin arası bizdeki hayvanlar diyor. Öbürü diyor ki 90 bin liraya boğa sattım. Şimdi büyük paralar ve önemli ölçüde de nakit dönüyor orada. Dolayısıyla da paranın sıcak olarak hareket ettiği yerlerden bahsediyoruz kurban pazarlarında. Arkadaşım Ceyda Muslu işte bu haberi çekmek için gittiğinde çok önemli bir tespiti de kaydetti sizin için. Bir, tırnakçılar dolaşıyor kurban pazarlarında. Aman dikkat. İki, sahte parayla kurbanlık alışverişi yapmaya kalkanlar var. Onlara karşı da uyanık olmak gerekiyor. İşte Ceyda Muslu'nun o haberi şimdi ekranlarınızda gelecek. Sahte parayla bugüne kadar hiç karşılaştınız mı hayvan satışında? 15 bin lira, 16 bin lira. İçerisinde illaki çıkıyor yani. Bastıkları sahte paraları kurban pazarına getiriyorlar, satıcılara verip kurbanlık almaya çalışıyorlar. Bu sene onun yerine para sayma makinesi getireceğiz. Sahte paranın belki de en çok kullanıldığı yer kurban pazarları. Emniyet ekiplerinin uyarısı çok açık. Bayramda dolandırıcı kurbanı olmayın. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'daki bütün kurban pazarlarını dolaşıyor ve tek tek vatandaşları sahte paraya karşı hem uygulamalı olarak uyarıyor hem de bu broşürlerle bilgilendiriyor. Peki sahte parayı gerçeğinden nasıl ayırabiliriz? Paralarda genellikle şu hologram kısmı 100 TL'nin 100 rakamının sahte paralarda üzerinde olur. Gerçek paralarda ise 100 TL'nin altında olur. Ayrıca şu ortada gördüğünüz emniyet şeridinde ise emniyet şeridinde 100 TL yazar. Yani evet. 50 aldıysanız 50 yazar. Gerçek paramız organik pamuk lifinden yapılır. Elinize aldığınızda dokusu daha yumuşaktır. Sahte para denilen kısım A4 kağıdına fotokopi çekmek suretiyle yapılır. Gene aynı şekilde içeride bir Atatürk görselinin vardır ve orada da aynı şekilde paranın tutarı yazılmaktadır. Şu gördüğünüz emniyet şeridinde ise sahte paralarda daha kalın ve üzerindeki rakamlar daha belirsizdir. Bunlar için de ışığa tuttuğunuzda gördüğünüz gibi 100 TL rakamı çok net bir şekilde görünmektedir. Dolandırıcılar kurban pazarında sıklıkla sahte dövizi de kullanıyor. Polis bu yüzden alışverişin Türk lirasıyla yapılmasını tavsiye ediyor. Kurban satıcılarının tek sorunu sahte para da değil. Bizim tırnakçılık dediğimiz bir dolandırıcılık sistemi var. Bu sistemde parayı çift katlamak suretiyle iki defa sayım yapıyorlar ve paranın tutarı yüksek çıkıyor. 3, 4, 5, 10, 11. Şu anda 1100 lira var. 1100 lira. Ama bir bakalım acaba ne kadar var? 100,
500 bir tane katlı çıktı. 600, 900. 1100 lira da 200 lira zarar ettiniz. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı sonuna kadar pazarlarda sahte para denetimi yapacak. Bu navigasyonlar önemli. Modern yaşamın vazgeçilmezi. Eğer bir yerde adres bulmak ya da daha kısa sürede hedefinize ulaşmak istiyorsanız navigasyon vazgeçilmeziniz. Fakat bazen sizin gözünüzle, yani çıplak gözle gördüğünüzü navigasyon o elektronik sistemde göremeyebiliyor. Şimdi Bursa'da böyle bir yola götüreceğim sizi. Navigasyon bir yere sizi sokuyor. Çok sert ve keskin virajları olan bir yol. Giren bir daha çıkamıyor. Dolayısıyla da hani navigasyon orayı kısa yol gibi gösteriyor ama hani göstermese daha iyi diyeceğiniz türden bir yolda bahsediyoruz. Gelin bakalım nasıl bir yermiş burası. Sağa dönün. Çok navigasyona dik. Girdik, buraya yönlendirdi bizi. Tehlikeli mi, çıkmayalım? Tehlikeli tabii. Navigasyon gir, pankart girme diyor. Sert virajlı, dik yokuşlu, tehlikeli dağ yolu sürücülerin kafasını karıştırıyor. Tabela var. Çıkılmaz ya, navigasyon burayı mı gösteriyor? Yağmurlu havada çıkamıyorlar zaten. Karlı havada hiç çıkamıyorlar. Son 100 metresi çok dik. Bursa'da Uludağ'a çıkacak kişiler navigasyona adres yazdıklarında ana yola alternatif olarak Osman Gazi ilçesi Demirkapı mahallesindeki bir yola yönlendiriliyor. Ama o yol sürücüleri çok zorluyor. Tabii tehlikeli. %60'ı indireceklerdi, %80'de kaldı. Son 70 metresi mi? Kaza ve yolda kalan sürücü sayısı artınca mahalleli kendince önlem aldı. Kalıcı bir çözüm bulunana kadar aksaklıkları önlemek için yolun girişine bir uyarı pankartı astı. Bilmeyenler için gelmesin, bir de kış yağışlı havalarda. İstanbul Fatih'te Büyükşehir Belediyesi'nin eski hizmet binalarından birinin yıkımı sırasında yola büyükçe bir demir düştü. Bir kişi de bu kazada yaralandı. Yukarıdan vinç bir kütle çıkarmaya çalışıyordu. Herhalde halatı koptu. Direkt insanların üstüne. Demir parçası çatıdan koptu, yola düştü. Bir kişi hafif yaralandı. İstanbul Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binası için yıkım kararı alınmıştı. İddiaya göre çevrede tedbir alınmadan yıkım başladı. Kopan demir parçalarından biri caddeye düştü. Bir anda büyük bir gürültüyle demir aşağıya düştü. İki tane aracın üzerine düştü. Bir de motorcu arkadaş vardı. Onu da çöp tenekesi korudu daha doğrusu. Yoksa o arkadaş da çok zor durumda kalacaktı. Bir kişi kafasından hafif şekilde yaralandı. Bir minibüs hasar gördü. Olayın ardından trafiğe kapatılan cadde, demir parçası kaldırıldıktan sonra tekrar açıldı. Sivas'ta güvenlik kameraları garip bir hırsızlık vakasını kaydetti. Bir çocuğun akülü arabası çalındı. Evet, yani işte bir araba hırsızlığı ya da bir oyuncak hırsızlığı, ne diyeceksiniz artık adına. Fakat o küçücük akülü arabayı çalan koca adam nasıl çaldı biliyor musunuz onu? O arabanın içine bindi, gaza bastı ve gitti. O anlar güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Gelin izleyelim birlikte. Görüntülerin adresi Sivas. Hırsızlık zanlısı bir evin önündeki akülü çocuk arabasını aldı, çaldığı arabayı bir süre itekledi. Daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine polis ekipleri çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık olayının zanlısı tespit edildi. Yol üzerinde bulunan akülü çocuk arabası sahibine teslim edilirken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şimdi aslında olması gereken bir hikayeden bahsedeceğim size. Şanlıurfa'da bu aslan yürekli temizlik personeli kardeşim temizlik yaparken, sokakları süpürürken bir cüzdan buluyor. Cüzdanda öyle böyle değil, 3000 euro para var. Şimdi normal şartlar altında zaten bize yakışan, doğrusu bizim geleneklerimize uygun olan onu alıp sahibinin peşine düşmektir. İşte karakol yoluyla mı olur, başka kanallar kullanılarak mı olur, neyse. Fakat yani sanki o paranın çalınması, doğrudan cebe atılması daha normalmiş gibi şimdi sahibine ulaşmaya çalışmasını size haber olarak getiriyoruz. Ne kadarcı değil mi? Şanlıurfa'daki temizlik işçisinin bu örnek, tırnak içerisinde söylemek gerekirse, bu örnek davranışını gelin görelim birlikte.
Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde temizlik işçisi Yusuf Akın, süpürdüğü sokakta içinde para olan bir cüzdan buldu. Akın durumu amirlerine bildirdi. Cüzdandaki kimlikten yola çıkılarak sahibine ulaşıldı. Bebek bezi almaya giderken cüzdanını kaybettiğini belirten Mehmet Öztürk'e cüzdanı teslim edildi. İçinde 3000 avro bulunan cüzdanına kavuşan Öztürk büyük mutluluk yaşadı. Çok teşekkür ettim babana rahmet. Allah razı olsun. Vallahi böyle değerli kardeşlerimizin hala olması bizi sevindiriyor. Allah sayılarını artırsın. Çok teşekkür ettim. Sağ olasın. Bir kısa aramız var. O aranın ardından veda için yeniden burada olacağız. Diyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. İyi bir hafta sonu geçirin. Nasipse pazartesi günü yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın efendim. Sevgiyle.